من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس والثلاثون في الحديث السادس والثلاثين 36. ders 36. hadis hakkındadır. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu Ebi Hüreyre'den rivayet edilmiş. Vefatı kaç cihat? 57. 157. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o da Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan rivayet etmiş. Efendimiz ne demiş? Kal. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurebid dünya. Kim dünya meşakkatlerinden kim ki bir müminden dünya meşakkatlerinden herhangi bir meşakkate yardım ederse men neffese yani rahatlatırsa men kimse ki neffese ne ederse hani biz Türkçe diyoruz nefes aldırırsa yani kim rahatlatırsa kaldırırsa men nefesi kim ki ne ederse kaldırırsa men ederse an müminin bir müminden neyi men ederse neyi kaldırırsa kurbeten bir meşakkati bir sıkıntı min kurebi dünya dünya meşakkatlerinden herhangi bir meşakkati kim bir müminden men ederse o musibeti def ederse, onu o musibetten kurtarırsa, neffesallahu anhu, Allahu Zülcelal da ondan men eder, ondan def eder, kurbeten min kurebi yevmil kıyameti. Kıyamet meşakkatlerinden bir meşakkati ondan ne ediyor? Def ediyor. Demek ki kim? Kıyamet gününün meşakkatlerinin def olunmasını istiyor, talep ediyor ise müminlere yardımcı olsun, onların meşakkatlerini ne etsin? Gidersin. Bu bir kuraldır. Men neffese an mu'mini kurbeten min kurebi dünya neffese Allahu anhu kurbeten min kurebi yevmi kıyamete. Kureb kurbetinin neyidir? Cemidir. Oldu değil mi? Bir rivayet, başka bir rivayete geçiyor. Men ferrece an muslimin kurbeten cealallahu lehu yevmel kıyameti şubeteni min nur ala sirati. Kim bir müminin bir meşakkatini def ederse Allahu Zülcelal nurdan ona ışık, iki ışık verir. Öyle değil mi? O ışıktan eğer o ışık bütün aleme, bütün mahlukatlara paylaşırsa, herkese yetecek kaderdir. O ışığın miktarını, kemiyeti, keyfiyetini Allah'tan başka kimse bilmez. Oldum. Başka bir hadiste geçiyor. Men eşbe'e cai'en, kim aç birini doyurursa, ev kesa uryanın, çıplak birini yedirirse, ev ava musafiren bir misafire bir misafiri ağırlarsa azabullahu min ehvali yevmil kıyameti Allahu Zülcelal onu kıyamet dehşetlerinden ne eder? Kurtarır. Başka bir hadiste geçiyor. Men kada li ahihil muslimi haceten fi dünya. Kim dünyada bir Müslüman kardeşinin bir hacetini giderirse قَدَ اللّٰهُ لَهُ سَبْعِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَاجِ الْآخِرَةِ O bir hacet karşılığında Allah-u Zülcelal ahiret hava ihtiyaçlarından 70 tanesini def eder. Onların o 70 hacetten en ednaha el-mağfiret. Onların en azı da en küçüğü mağfirettir. Oldu. Neyse fazla uzatmayalım. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurebi dünya neffese Allahu anhu kureben kurbeten min kurebi yevmil kıyameti. Ve men yessere an mu'sirin ala mu'sirin. Kim bir mu'sire kolaylık yaparsa. Yani bu Ahmet'in muraddan alacağı var. Murad da mu'sirdir, ödeyemiyor. Bu murad
bu Ahmet Murad'a ne ediyor? Kolaylık yapıyor. Nasıl kolaylık yapıyor? Borcunu erteliyor. Gücün olduğu zaman getir ver diyor. Veya da o borcunun bir miktarını düşürüyor. 1000 lira ise diyor bana 500 getir. Men yessere ala muhsirin. Kim bir muhsir üzerine kolaylık yaparsa yessere Allahu, Allah kolay kılar. Aleyhi o kişi üzerine fi dünyeti vel ahireti. Allah dünyada ahirette o kişiye kolaylık yapar. Hele söyle Ahmet. Men yessere ala muhsirin. Ne demek? Kim bir zorluk kolaylık yaparsa. Yok olmadı. Sen beni dinlemedin Ahmet Efendi. Kim muhsir birinin üzerine kolaylık yaparsa. Muhsir demek fakir. Sıkıntılı kişi demek. Yani adam muhsirdir, borcunu ödemiyor. Kim o muhsire bir kolaylık yaparsa, yani borcunu ertelerse veya borcundan birazını indirirse yesserallahu aleyhi fid dünya vel ahireti. Allah dünyada ahirete ona kolaylık kılar. Anladın Ahmet? Evet. Süleyman sen de bildin mi? Tamam. Manayı öğrendik değil mi? Hatta bir hadis geçiyor bu konuda. Diyor kim dualarının kabul olunmasını istiyorsa, sıkıntılarının giderilmesini istiyorsa fakir borçlusuna kolaylık tanısın. Oldu mu? Başka bir hadiste geçiyor. Kim fakir borçlusunu süre verirse veya bir miktar borcunu indirirse, affederse kıyamet gününde Allah'ın gölgesinden başka gölgenin olmadığı günde Allah onu ne eder? O gölgesiyle gölgelendirir. Oldu mu olmadı? Bunu da öğrendik. İkinci bir madde. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُحْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ Bu maddeyi de öğrendiniz mi? Evet. Üçüncüye geçiyor. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا Kim bir Müslümanı setir ederse, kim bir Müslümanın kusurlarını örterse seterehullahu fid dünya vel ahireti. Allahu Zülcelal onu hem dünyada setreder hem ahirette. Ne demek? Yani Yüce Allah dünya ve ahiret ayıplarını, kusurlarını ne eder? Örter. Üçüncü maddeyi de öğrendik mi? Öğrendik. Nedir? Hele söyle Ahmet. Ve men setere muslimen. Kim bir Müslümanı setre ederse, örterse, ayıbını örterse ne olur? Allahu Zülcelal dünyada ve ahirette onun kusurlarını ne eder? Örter. Bu konuda bir hikaye aklıma geldi. Diyor adamın biri ne olmuş? Hasan-ı Basri diyor adamın biri rüyasında Efendimiz'i görüyor. Efendimiz'i ne diyor? Görüyor. Efendimiz ona diyor kalk, uykundan kalk, falan şehire git, falan adamı bul, benim selamlarımı söyle ve ona de ki sen Resulullah'ın, cennete Resulullah'ın arkadaşısın, komşususun. O adam uyanıyor, hemen aynı gece yola çıkıyor. Diyelim Konya'dan Ankara'ya gidiyor. Gider o adamı arar, bulur. Araştırır sen ne amel yapıyorsun. Bakıyor böyle kayda değer. Efendimiz'e komşu edecek bir şeyini görmüyor. Ya diyor sen ne amel yapıyorsun, sen ne amel yapmışsın. Ben böyle böyle Resulullah'ı rüyada gördüm. O diyor ben bir amelim yok. Yalnız ben bir kadınla evlendim. İlk gece bu kadın bir çocuk doğurdu. Demek zinadan hamileymiş. Ben de o kadını ne etmedim? Rezil etmedim. O çocuğu aldım götürdüm caminin bahçesine veyahut da bir köşesine koydum gece. Sabah olunca millet namaza geldi, o çocuğu orada gördüler. O
topladılar. Ne yapalım? O dedi ben bu çocuğu götüreyim. O dedi ben götüreyim. Ben yemin, talakla yemin ettim ki dedim bu çocuk benden başka kimse almayacak. Benim gayem annesinden uzak kalmasın. O çocuğu eve götürdüm. Annesine teslim ettim. O annesinin, o hanımımın o kusurunu da örttüm. Hem çocuğunla beraber oldum. Hem aybini örttüm. Kimsenin haberi olmadı. Benim yaptığım budur demek ki bu onun mükafatı olsa gerek. Oldum. Diyor ben la yara ru'un min ahihi avreten feyesturuha aleyh illa dakhala'l cennete. Bir kişi bir kardeşinin bir kusurunu görürse o da örterse ne eder? Cennete girer. Oldu değil mi? Kim başka bir hadise geçiyor. Kim bir Müslüman kardeşin aybını örterse kıyamet gününde Allah da onun yüzler hepimizin yüzlerce ayıplarımız var, binlerce ayıplarımız var. Biz mümin kardeşimizin ayıplarını örtersek Allah da ayıplarımızı örter inşallah. Ama bir kişi bir mümin kardeşin bir aybını gördüyse, onu izhar ederse, onu rezil ederse kıyamet gününde Allah onun ne? Onun ayıplarını dışarıya vermek suretiyle onu rezil eder. Neyse fazla uzatmayalım, vakit az. Vallahu fi avnil abdi ma kanel abdu fi avni ahihi. Bazı nüshelerde, rivayetlerde ma damel abdu fi avni ahihi. Bazılarda kane, bazılarda damme. Fi avni ahihi muslimi. Hatırladığım kadarıyla bazı rivayetlerde Müslim de var. Demek vallahu fi avnil abdi. Allah Zülcelal kendi abdının yardımındadır. Ma kanel abdu fi avni ahihi. Bir abd kendi Müslüman kardeşinin yardımında olduğu sürece, bir insan Müslüman kardeşine yardım ettiği sürece Allah-u Zülcelal'da ne eder? Ona yardım eder. Öyle değil mi? Bu yardım sadece elle değil, kalbe de olur, bedenle olur, malla olur, makamla olur. Yardım çeşitleri nedir? Çoktur. Burada bir hikaye geçiyor. Diyor Hasan-ı Basri bir cemaat göndermiş. Demiş ki falan kesin işini görün. Yalnız giderken Sabit-i Bunnani'ni de alın yanınıza götürün. Onlar Sabit'e gidiyorlar. Diyorlar sen bizimle gel falan adamın ihtiyacları var gidelim yardım edelim. Artık işi neymiş? Sabit-i Bunnani diyor ben itikaftayım ben gelemiyorum siz gidin. Onlar Hasan-ı Basri'ye dönüyorlar diyorlar Sabit gelmedi itikaftaymış. Diyor gidin ona söyleyin ya falan kes. Sen bilmiyorsun bir Müslümanın işini görmek için bir adım atmak, arka arka bir iki hac yapmak daha eftaldir. Sen bunu bilmiyorsun. Giderler, onlar Sabit'e bunu söyleyince hemen etrafını terk ediyor ve o da bunlarla beraber o raculun ihtiyacını görmeye gider. Başka bir maddeye geçiyoruz. Ve men seleke tariken kim bir tarikten yürürse ama yeltemisu fi ilmen o tarikte ilmi talep ediyor. Şu an sizin gibi bir tarika, bir yola, bir hedef edinmişsin. Onunla ne ediyorsun? İlmi talep ediyorsun. Sehelallahu lehu bi tarikin ilel cenneti. Sehelallahu lehu. Allah onun için kolay kılar. Bihü, o ilim sebebiyle, o ilmin yolunda yürümesi sebebiyle Allah kolay kılar. Neyi kolay kılar? Tariqen iler cenneti. Cennete doğru bir tariki ona kolay kılar. Oldu mu olmadı? Men seleke tariqen yeltemmisu fihi ilmen sehelallahu lehu bi tariqen iler cenneti. Demek şu an siz ilim okuyorsunuz. Bu hadistir yani böyle sırada bir laf değil. İlm uğrunda bir yola çıkmışsın. Ne yapar? Bunun karşılığı Yüce Allah cennete doğru bir tariki size inşallah kolay kılar. Size de bize de. Oldum. Bu ilim şer'i ilim de olabilir. Şer'i ilmin aleti de olabilir. Nahsarf gibi şer'i ilmin aleti de olabilir.
Bu ilim yoluna düşmüş kişi mutaallim de olabilir, muallim de olabilir. Talim yolu da olabilir, taallum yolu da olabilir. Oldu. Peki, kim bir ilim yoluna düşerse Allah cennet tarihini ona kolay kılar. Cennet tarihini neyle? Kolay kılar. Ne demek cennet tarihini ona kolay kılar? Onu güzel amellere yönlendirir. Onu salih amellere yönlendirir. Dolayısıyla o da o amelleri işlemeyle cennete gidiyor. Bu fıkra da sizinle ilgili. وَمَا اِشْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ Bir kavim, bir cemaat Allah'ın evlerinden herhangi bir evde cem olmuyorlar, toplanmıyorlar. يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabı neyse okusunlar. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Kendi aralarında Allah'ın kitabını ders yapıyorlar. مَشْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Bir kavim Allah'ın evlerinden herhangi bir evde, bir camide toplanmıyorlar. Ku Allah'ın kitabını okusunlar, Allah'ın kitabını kendi aralarında Kur'an'ı ders yapsınlar. Bu amaçla, yani Kur'an dersi yapma, öğrenme amacıyla bir kavim bir camide toplanmıyor. İlla nezeret aleyhimus sekinetu. Onların üzerine sekine, vakarlık, huzur, bir rahatlık iner. Ve gâşiyetumur rahmetu. Her taraftan rahmet onları, Allah'ın rahmeti onları ihate eder. Ve haffetumul melâketu. Melâketler onları çembere alırlar. Bir halka arkasından bir halka daha, bir halkanın arkasından bir halka daha. Bazı rivayetlerde birbirinin üstüne çıkarlar. Öyle değil mi? O zikir halakası, o Kur'an, o ders halakası hoşuna gittiği için. Ve zekerehumu Allahu fîmen indehu. Allahu Zülcelal da onları kendi yanındaki büyük melâkete mukarrebinlerinle beraber onu zikreder. Benim kullarım böyle yapıyorlar. Benim kullarım şu an bakın nasıl halka yapmışlar, beni anlıyorlar, zikrediyorlar, Kur'an okuyorlar. Öyle değil mi? Yani Allah o kullarıyla iftihar ederek melaiketlerine onların durumlarını ne ediyor? Anlatıyor. Öyle değil mi? Şimdi Kur'an okumak, Kur'an ders etmek. Hadis ise Kur'an'a girer, fıkıhta girer, bütün dini ilimler hepsi gider, Kur'an'a dayanır, hadise dayanırlar. Demek ki bu maddeden ne anlaşılıyor? Bir kişi bire Beytullah dedi. Min buyutillah. İlla cami şart değil. Genellikle ilim tahsili camide olduğu için cami söylüyor. Yoksa herhangi bir oda da olur. Herhangi bir ev de olur. Ve meştema kavmun fi beytin min buyutillahi yetluna kitaballahi ve tedaresunnehu beynehum illa nezeret aleyhimus sekinetu sekinet onların üzerine nazil olur. Ve gâşiyetumur rahmetu rahmet onları ihate alır. Ve haffetumul melâketu melâketler onları çember alırlar. Ve zekerehumullah Allah onları zikreder iftihar etmek için fîmen o melâketler arasındaki indehu kendisinin yanında olan melâketlerin yanında onların huzurunda onları ne eder? Zikreder, onlarla iftihar eder. وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ Kim ki ameli onu geri bırakırsa, yani amelinde gevşeklik yaparsa, لَمْ يُسْرِعْ بِهِ nesebu, onun nesebi onunla acele etmez, onu ilerletmez. Benim babam şeyhdi, benim babam alimdi, ben seyidim. Hayır, bunlar insanı ne etmiyor? Kurtarmıyor. Amel yoksa nesep bir şeye yaramıyor. Ama nesebe birlikte amel varsa bu güzel bir şeydir. Men batta'e bihi ameluhu. Kim ki ameli onu geciktirirse, ameli onu geri bırakırsa, yani ne demek iyi ameli olmasa, lem yusri bihi nesebuhu. Onun nesebi onu ilerletmez. Onun nesebi ne etmez? İlerletmez. Öyleyse nesebe dayanmamak lazım. Nesebe fazla güvenmemek lazım. Nesebe birlikte ne etmek lazım? Nesebe birlikte salih amellere ehemmiyet vermek lazım. Oğlum, İmam Gazali diyor, kim ki
babasının takvasıyla, sihliyle, ilmiyle kurtuluyor diye zan ederse, bu biliyorsun evvel diyor. Babasının yediği yemekle doymak isteyen kişi gibi. Babasının içtiği suyla suya kanmak isteyen kişi gibi olur. Babam yemek yedi, ben yemeyeyim. O babanın yediği yemek seni doyurur mu? Hayır. Babanın içtiği suyla iktifa edersen, o su seni sudan ihtiyacını keser mi? Kesmez. Öyleyse babanın takvası ameli de seni ilerletmez. Ha, babanın duası olur, bereketi olur. İyi baba iyi bir şeydir. Ama onunla beraber ne etmek lazım? Onunla beraber çalışmak lazım, iyi amel işlemek lazım. Ha, dünyada amelsiz nesebin faydası olmaz. Ama cennette olur. İnsan cennete girerse nesep fayda verir. İyi nesebi varsa, iyi babası varsa onlar yanına gider, onlar yanına gelir. Onların şefaatiyle bunun derecesi yükselebilir. Cennette nesebin faydası olur. Ama dünyada amelsiz nesebin faydası olmaz. Amelsiz ne olmaz? Faydası olmaz. Bildiniz değil mi? Yani hiç nesebin faydası yok değil. Amelsiz nesebin faydası yok. Ama bir adam seyidir. Babası büyük bir zattır. Bununla beraber salih amel işliyor ise bu çok güzel bir şey. Efendimiz annemiz Hazreti Fatma'ya ne diyor? Ey kızım Fatma, babam iki cihanın efendisidir diye kendini ne etme? Kandırma. Öyle değil mi? Ne et? Salih amellerine dikkat et demektir. Efendimizin hiç faydası olmaz demek değil. Senin amelin yoksa benim faydam olmaz. Ebu Talib'in imanı yoktu. Efendimizin ona faydası olmadı. Onu cennete girmesine vesile olamadı. Amcasıydı. Efendimiz'e çok faydası olmuş. Efendimiz'in hatırı için davasının uğrunda çok meşakkat, çile de çekti. Ama imanı olmadı. Amellerin başı olan imanı olmadığı için Efendimiz'in ona büyük faydası olmadı. Ravahu Müslüm'ün bihazel lefsi. Müslüm bu hadisi rivayet etmiş, bu lefsle. Mesela Bukhari bu hadisi rivayet etmiş, farklı lefslerle rivayet etmiş olabilir. Ama hadisi bu lefsle, bu zikrettiğimiz şekliyle kim rivayet etmiş? Müslüm rivayet etmiş. Hadisin ibaresini okuyorum. An Ebi Hüreyre radiyallahu anhu, anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة birinci madde. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِي عِلْمًا سَهَلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَزَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَازَ لَفْسِ Oldu. Yeter. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب